Merhaba arkadaşlar, merhaba bizi izleyen güzel dostlar. Bugün yine Bodrum ama Bodrum'un biraz dışında Kemikler Köyü'ndeyiz. Burada sevgili Kerem Görsev ile birlikteyiz. Kerem bugün benim bu videoma konuk oldu, kabul etti. Harika bir ev yapmış bu köyde. Yani bu köye gelmenizi ve etrafı dolaşmanızı tavsiye ederim. Keremciğim, programımıza hoş geldin. Bizi de evinde ağırladığın için çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Nasılsın, Fatih? İyi misin? Bomba gibi. Zaten komşu sayılırız. Aramızda 40 kilometre var da ama burası Bodrum gibi değil, değil mi? Hiç alakası yok. Yani belki geliyordur kuşların, bülbüllerin ötüşü. Ama havaalanından da azıcık böyle uçak kalktığı zaman da uzaktan böyle bir... Ben buradayım diyor uçak. Ben buradayım diyor. Çok hoş bir yer. Ama yani Kerem, gerçekten ben daha önce sen bu arsayı aldığında geldiğimi hatırlıyorum. Bana burayı gösterdiğini hatırlıyorum ama ev falan yoktu. Süper olmuş. Maşallah diyelim. Sağ ol. Gerçekten güle güle oturun eşinizle, Deniz'le. Harika da bir C3 Yamaha Piano var. Sende de var aynısı. Ama benimki biraz cıngıl cıngıl oldu. Onu bir herhalde elden geçirmek, reglaj yapmak diyorlar ona piyanoda. Onu gerçekleştireceğiz. Nasıl geçiyor burada? Ya gördüğün gibi sabahları erken kalkıyorum. Yani böyle köpecikler var. Var birkaç tane daha var. 3 tane köpeğim var. Sabahları burada ister istemez ne olursa olsun 6.30'da, 6'da uyanıyorsun. Tertemiz havası var. Çok güzel. Gürültü patırtı yok, o iyi. Müzik dinliyorum bol bol burada Fatih. Evet, yani YouTube'a bir yerlere ya da Instagram'a Instagram'dan koyuyorsun. Da dinliyorum ama hatta bir tane bir caz parçası koymuştun. Sabaha böyle başlıyorum diye çok hoştu. Çok da güzel cevaplar geliyor sana. Ha şeyi diyor, CD dinliyorum. CD. Ben hala eski şey yani o Spotify falan çok sıkışık olduğum yerlerde dinliyorum kulaklıkla. Ama onu orijinal ya plak koyacaksın ya CD plak, ondan kopamıyoruz. Pickup'ında var mı burada? Pickup'ım yok. Plaklarım var biraz. Ferit çok ciddi bir biliyorum, şekilde. Biliyorum çok. Ferit Rodman. İnanılmaz bir evet. Serisi var. Plak o seviyor. Burada işte öyle gidiyor. Bahçeyle uğraşıyoruz. Zeytin zamanı zeytin yapıyoruz. Çalışan arkadaşlar buluyorsun burada. Tabii tabii bizim köylü arkadaşlarla yarıcı diyorlar onlara. Yarıcı. Geliyor, silkeliyorlar. Mesela bu sene benim sırf şu bahçeden 110 litre zeytinyağı çıktı. Kendi zeytinyağı. Harika. Mesela orada gördüğüm 500-600 yıllık ağaçlar var 4-5 tane. Çok güzel. Onlardan 10 kilo sıkıcılara aldı. Toplayıcılara bana da 50 kilo geldi. Karı koca yetiyor bize 50 kilo her şeyle. Sevgili arkadaşlar, Kerem Görsev caz çalıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ama burada da köylülere o kadar çok destek oluyor ki ben biliyorum. Mesela bir tane motosikleti vardı. Ya da bir şey vardı. Motosiklet. Hediye etti. Ne olacak? Köylünün birine. Böyle çok geniş yüreklidir de aynı zamanda. Tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi tabii Kerem'le müzik de yapacağız burada. Güzel hatırlıyorum ben. İlk caz albümümdü benim. Seninle beraber yapmıştık. 2007. 2007 miydi? 2007. Neydi kulübün adı ya? İstanbul Jazz Center. İstanbul Jazz Center'da. Sen oraya Kenny Barone'a gelmiştin değil mi? Geldi. Mark Stern'e geldim. Mark Stern'e geldim. Kenny Barone'a gelmedim. Bir de o ona da geldim miydi? Malgur Miller'a geldim. Salyaları hani hastalık zamanında ama galiba ben onu başka yerde o haberi almış olabilirim. Ama hakikaten o kulübe dünya çapında müzisyenler, cazcılar. Ya, biz orada ne güzel programlar yapıyorduk Fatih. Çok. Yani hakikaten eğleniyorduk. Sevgili arkadaşlar, o bahsettiğimiz kulüpte dediğim gibi dünya çapında işte ödül almış sanatçılar geliyordu. Biz çaldığımızda daha çok doluyordu. Ya. Ondan önce şeyde seninle bir yılbaşı geçirmiştik. Kaç? 98 yılbaşı senin mıydı? Kendi kulübün. AFM'de, Nişantaşı'nda. Orasının adı güzel. Neydi? AFM Kerem Görsev Caz Bar'dı. Şimdi desinler ki sana ayda 1 milyon dolar kazandıracağız. Gider misin? Bu işi ya. Yok. Çünkü ben müzisyenlerin hakkını koruduğum için hep ortaklarımla böyle şey oluyor. Zor iş. Orada ortak yoktu sanki, var mı? AFM grup ortaktı. Onlarla bir sorunum olmadı da sıkıldım. Yani
Dostlarım geliyor, arkadaşlarım geliyor. İşte diyor bu yemeğin ne olmuş, o ne olmuş? İçkinin evet. suyu azalmış, o ne olmuş bu yani? Yok ben... canım, müzisyenlerin böyle bir işletmelere girmesi bence de çok... Girebilir, müziği bırakacaksın. Ha, bırak. Ben de onu hiçbir zaman yapmayacağım yani, için. İlham Gencer bile bırakmadı. 99 yaşında hala sahneye çıkıyor abi. Geçen gün nerede? TRT'de seyrettim. 8 Mart'ta biz beraberdik aynı sahneye İzmir'de. Kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nde. Allah İki aşkına. Tane şarkı söyledi çıkti ya. Şey söyledi mi? Por favor da çat çat çat. Bir de İlham abi böyle dönerdi. Şimdi dönmüyor artık. Artık dönmüyor. Allah uzun umur versin. Amin. Kendisini çok seviyoruz. Çok takdir ediyoruz. Ve sabah otelde kahvaltı salonundayız. Beni gördü. Günaydın Fatih'cim dedi. Ya ben bazen ona baktığımda bunun adı neydi diyorum kendime içimden. Yani maşallah Allah sağlık uzun ömür versin. İlham abi yani mutasyon geçirdi, değişik gençlik fotoğrafları falan. Çok ben ödüm. İlham abiyle bir grupta çalıyordum bak. Cankut abi. Ha davulcu. Cankut Özgül. Oğuz Durukan. Rahmetli. Ben İlham abi Moda'da orada bir yerde bir kulüpte çalıyorduk böyle. Yani 87-86 falan o yıllarda. Senin de Türkiye'ye dönüp evet, sonradan evet. Korukent Caz Bar'da evet. iki gruptuk. Hatırlıyor musun? Biz ön grup çıkıyorduk. Doğrudur. Allah rahmet eylesin. Ya Fatih herkese de Allah rahmet eylesin. Allah. Abi, bütün arkadaşlarımız, dostlarımız talihsiz şekilde gittiler. Sırası gelen gidiyor öyle derler. Evet. Sırasız gidenler de oluyor. Tabii ki. Allah tabii insana... Ama yapacak bir şey yok. Kalan sahalar bizim de. Ne yapalım? Müzik devam ediyor. Müzik devam ediyor. Keyifler alıyoruz. Şimdi bir şarkı mı çalsak Hüseyin? Ben de dinleyelim artık bir tane. Hüseyin gene kameraman olarak bugün görevde arkadaşlar. Zannediyorum seni kamera önünde de görmek isteyeceklerdir bir ara. Ne dersin? Bir ara çıkalım. Şimdi o zaman önce bizim o zamanlar o bahsettiğimiz kulüpte yaptığımız bir albümümüzün kaydı orada olmuştu zaten. Double albümdü. Kaan Yıldız, kontrbas, Cengiz Baysal davul. Cengiz Baysal. Cengiz de şimdi Amerika'da 15 sene oldu gideli. O kadar oldu mu? Oldu. Burada rock falan çalıyordu. Duman'la falan çalıyordu. Ondan evet. sonra gitti orada bir işte New Jersey'de bir ev aldı. Orada evin bir tarafını stüdyo yaptı. Takip ediyorum ben Cengiz'i. Buradan mesela ona yolluyorlar. Dosyayı oradan çalıyor üstüne falan ya yolluyor. Canım, o tip şeyler ben, çok. Benim hiç aklım ermiyor. Bana desen ki aç kapat bilgisayarı. Sen gene Fatih... Ben bu, biraz çakıyorum. Evet. Neşet'le falan, Neşet Ruhacan'la bir böyle 80'li yılların sonlarına vallahi, doğru bir şeyler yapıyordunuz. Stüdyo kurduyduk ama pek bir işe yaramadı. Sonra kapatmak zorunda kaldık tabii ama heyecanlı, güzel. Neşet dünyanın en iyi insanlarından biri zaten. En iyi gitarcılarından da. En iyi gitarcılarından Neşet biri. Baba. Onun için şimdi çalacağımız şarkı o albümden bir şarkı olacak. Benim bestelerimden söz bir ve, tanesi. Söz ve beste Fatih'e ait. Lady from Istanbul. Hadi bakalım dinleyelim. The lady from Istanbul is taking me away. Away from the crowd and into a silent place. She offers such wonderful things that I cannot ignore. Whispering words of love I've never heard before. With the lady from Istanbul I came into the world once more. And when she's with me I'm knocked out to the floor. She gives me the joy and she cuts away the pain of life. I hope someday she's gonna be my wife. Mm-hmm.
the lady from Istanbul. I came into the world once more. And when she's with me, I'm knocked out right to the floor. She gives me the joy and cuts away the pain of life. I hope someday she's gonna be my wife. I hope someday she's gonna be my wife. Eline sağlık Kerem'cim. Yani Lady from Istanbul benim herhalde caz olarak yaptığım ilk bestelerden biri filan. Ama sen ondan sonra bir 7-8 sene sonra Ferit, Kaan ve Ercüment, piyanist Ercüment Orkut'la birlikte evet. Güzel bir... Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Senin onlarca albümün var. 1998 yılında senin bir Türkçe albümün çıktı ama Türkçe sözlü böyle bir LA soundlarında, smoothie jazz gibi. Benim en çok hoşuma 99 giden... 99 muydu o Hüseyin? Vefasız filan şarkısının olduğu. Şeyden çıktı bizim Aura'da. Aura müzikten. Aynen. Sıtkı var şeydi. Evet. O zaten benim o albümü yapmamdaki amaç şuydu Kerem. O albüm benim o yıllarda algıladığım pop'un olması gerektiği şekildi. Sound'ı. İşte olay bu. Yani pop öyle olmalıydı. Pop öyle olmalıydı ama bu olmuyor öyle olunca. Evet, arada... Yok, işin gerçeği bu. Evet, ama ben sana bir şey söyleyeyim mi gerçekten? O albüm umduğum gibi bir satış rakamına ulaşmadı ama duygusal olarak beni birçok müzisyenin gözünde, bak sen de söylüyorsun. Ya ben... O yukarılara çıkarttı. Ben bundan yani para kazanmaktan daha çok... Bu benim mutlu ediyor tabii. Olay o. Şimdi ben seni tabii o albümünden çok daha evvel biz Sinan'la, kardeşin Sinan Erkoç'la birlikte Harbiye'de Astoria diye bir gece kulübü vardı. Orada çalıyordun. Ben Gülüzar Gazinosu'ndan çıkıyordum. Oradan gidiyorum. Gece 2'de mi nefesliyorduk? 5'te 6'da falan bitiyordu böyle. Sinan'la birlikte çalarken aralar oluyordu. Bizimki şimdiki gibi değil. Bir saat çal aradı. 3 saat falan çalıyorsun. Bir 10 dakika araya ya çıkıyorsun. Abi, felaket eski. Canım. Şimdiki daha bizden... Senden değil de benden birkaç jenerasyon daha gençler çok şanslı. Öyle saat şeyi falan evet, yok. Evet, ben de eskiden buradaki işlerde de böyle 3,5 saat, balolarda 6-6,5 saat yemek müziği de çalıyorduk orkestrayla falan. Bitmek bilmiyordu artık ya. Artık 1,5 saat bizim anlaşmalarımız uzun yıllardan. 90 dakika, 90 tek dakika. Set, ben de öyle yapıyorum. Aynen. Yani bazen istiyorlar, şimdilerde 2 set, yani bir ara verip böyle kulüp gibi yerlerde aralı... İnsanlar bir evet. Soluklanıyor bir de. Ama caz çaldığım zaman o öyle bir yorgunluğum olmuyor. Bizim konserlerimizde olmuyor. Hep tek set yapıyoruz evet, Fatih. Evet evet, orada bir yorgunluk ve hissetmiyorum. Dolayısıyla akıyor gidiyor. 1,5-2 saat çalabiliriz yani. Evet. Sinan o arada dinletmişti kasetten. Ya dedi bu kim ya falan dedim. Ya dedi bu böyle üst üste overdublar yapmasın, vokalleri sen yapmasın, enstrümanları... Sakata. Ya ben oradayken işte bu... Norveç seneleri evet, bunlar. 80'li yılların ortaları. Doğrudur. Kayıt cihazları çıktı tabii. O zamana göre home studio kayıt cihazları. Şu kadar cihazları. Şu kadar şeyler de böyle üstünde küçük switchler olan evet. Biliyorum. Ben şimdi trombon çalıyorum. Bas çalıyorum. Keyboardları da, çalıyorsun. Evet. Evde de var o enstrümanlar. Sonra bir tane alto saksafon almıştım ucuzdan. Bir tane de kornet bulduydum bir yerden. Allah Allah. Onları da işte o bazı şarkılar böyle ufaktan funky gibiydi. Kendi kafama göre bir düzenleme yaptım. Yaptın. 3 nefesli gibi de oldu bazı yerlerde. Hoşuma gidiyordu. Ama tabii bugün o soundları dinlediğin zaman çok ilkel kalıyor ama öyle şimdi... İlk arabalar da ilkel fakat bir şeyi başlatmak önemli tabii olan. Tabii ki, tabii bu ki. Bu soundlar deyince de Emin Fındıkoğlu'nun kulaklarını buradan çınlatalım. Sizin o işte Şenova, Ülker, evet, İmer Demirer, Fatih Erkoç onun bir grubu. Bilsak'ta, Cihangir'deki Bilsak'ta çalıyordunuz. Doğru. 80'lerin başlarında. Doğru. Ve ne güzel amatör ruhla çalınıp çok profesyonel bir işti o. Şu. Bu iş çok önemli.
Amatör ruhla çalıp profesyonel iş çıkarmak. Emin Hoca zaten kaç senenin müzisyeni, aranjörü. Hala ama hala? Ruhla tabii ki. Emin abinin gene bir plağı çıktı. Gencecik çocuklar 25, harika. 23, 20'de. Bu arada Dilek Çumralı var. Bizim rock zamanında şarkı sözleri yazardı. O beni aradı, Emin abiyle ilgili bir şey sordu. Ben dedim çok haberim yok ama sonra araştırmış. Büyük bir kalp ameliyatı mı geçirmiş, bir şey olmuş. Buradan öyleyse eğer geçmiş olsun kendisine. Emin abinin kendisine. Sağlık durumu falan çok iyi, hiç merak etmedim. Gayet güzel, güzel. Müzik onu hayatta tutuyor. Gençlerle birlikte aranjmanlar yapıyor. Harika. Hatırlıyor musun? TRT'deyken biz gelirdi. Sen de bir dönem İstanbul Radyosu'ndaydın. Evet, 6 sene orada. Ben de 2-3 sene kaldım. Evet. Beraber de olduğumuz dönem oldu. Emin abi gelince biz korkuyorduk. Tabii, aranjmanları getiriyordu. Başıma gelip dineliyordu. Nefeslere kızıyordu, bağırıyordu, şey yapıyordu. O çok doğal bir adamdır. Evet. Ben onunla Norveç'te de ilk ona gittim, çalıştım. İşte Emin Fındıkoğlu, Neşet Ruacan, rahmetli kardeşi. Nüket Ruacan. Cankut. Cankut abi. Bir de gitarcı, İzmirli acayip bir gitarcı vardı. O bas çalıyordu. Sonra döndü o. Onun yerine Murat Ulus geldiydi. Ankaralı. Ankaralı. Murat da çalıyor hala Ankara'da. Evet, koldurmaz. Böyle bir buçuk sene falan biz beraber çalıştık. Sonra bitti işler. Onlar döndüler. Ben maalesef evlendim orada ve kaldıydım. Keşke onlarla dönseydim. Burada biraz daha erkenden piyasaya girip kendimi... İyi ki de gelmemişsin. Sizlerin arasına koyabilirdim. Yok, her şeyin bir zamanı var. Bak, oradan geldiğinde Kuşadası... Birinci oldum. Altın güvercinde evet. Birinci oldum. Kısmet tabii. Yani tabii o sürelerde de Almanya'da birileri vardı. Güray Aktalay bizim. Evet. Bana bir kontrat getirdi. Gel Almanya'ya gidiyorsun diye. Allah rahmet etsin Güray abi de. Amin. Bir baktım 8'de başlıyor, gece 3'te bitiyor. Öyle ya. Siz de öyle miydi? Tabii Danimarka'da çaldık. 10 gün çalacaktık. 6,5 saat. Bir de adam geliyor, işletmeci, niye gülümsemiyorsunuz diyor. Allah'tan ilk gün beğenmedi, kovdu bizi. Hayırlısı. Göbek attık vallahi. 10 gün o de çıkmazdı. Bir de 3 hafta gemide çaldık, biliyor musunuz? Stockholm Helsinki arası. Her akşam 6,5 saat. 3 hafta. Allah, ben olsam orada atardım o soğuk sulara kendimi. Yani işte gençken, şimdi dediğin gibi 1 milyon dolar verseler o işleri yaparım. Hem yapamayız. Yaparız Fatih. 200 bin dolarını alırız, 800 bini bırakır kaçarız. Yaşasın seni. Şimdi o zaman bir şarkı da senden dinleyelim. Senin albümlerinin bir tanesinden. Dinleyelim. Sen anons et onu. Tubal Evans isimli bir albümüm vardı benim. Evet. Benim dünyadaki en sevdiğim efsane piyanist öldü 1980'de. Alan Broadbent'e o bestemi verdim. Evet. Prag Filarmoni Orkestrası'yla düzenlemişti. Şimdi ben onu solo çalacağım, Tubal Evans'ı. Siz de arkanızdan senfoniyi hayal edin. Hadi bakalım, dinliyoruz.
Evet arkadaşlar, harika bir şarkı dinledik. Enstrümantal. Kerem Görsev, eline sağlık. Tam da ne kadar güzel. Bill Evans'ın arkamdaki şeyi evet, vardı. Resim. Bizim çok ressam güzel. Arkadaşım Argun okumuş oldu. Rahmetli Oğuz Durukan, o ya. Da Argun'un iyi arkadaşıydı. Ortada da hüzünlü ses Billie Holiday. Evet. Ben Norveç'ten ilk geldiğimde Oğuz'la Charlie diyorduk ona ya. O kimle çalıyordu biliyor musun oralarda? Sonra bırakmıştı. Kimle? Cem Karaca'yla rahmetli. Tabii biliyorum. Oğuz'un gençlik ya. Fotoğraflarını gördüm. Saçları böyle. Ya, elinde evet. O Stradicaster vardı. Aynen. Sonra siz nerede çalıyordunuz biliyor musun? Cazino'da. Cazino'da çalıyordum. Aydın'ın yerinde. Stardust'ın üstü. Ali Pere vardı. Evet. Emer vardı. Davulda şey vardı yok. Ateş vardı. Ha Ateş de Amerika'dan gelmişti. Ondan sonra bir de işte Charlie Oğuz vardı. Ama ben bayağı bir zorlandım. Çünkü Norveç'te ben caz çalmadım. Ali bana göre mesela çok Ateş çağdaş öyle, ve çok modern. Modern çalıyordu. Evet. Oğuz da ona gayet güzel uyduruyordu. İmer de şahane çalıyordu tabii. İmer hala öyle. Arada bana böyle mesela piyano solo var. İmer diyor ki espri yapıyor, fıkra anlatıyor. Oğlum, ben alışık değilim Norveç'ten öyle sahnede ciddi çalışıyoruz. Gibi. Oğlum diyorum yapma ya millet. Ne alacak diyor filan. 1986'nın kışı düşün. Biliyorum. Ben de geliyordum oraya ya. Çünkü Aşkın da yukarıda oturuyordu. Aynen öyle. Ben de onun gayet karşısında oturuyordum. Aşkın'ın karşı komşusuydum. Öyle miydi? Evet. Peki Kerem'cim yeni projelerden biraz söz edelim mi? Edelim. Esasında yeni projeden önce hemen beraber ortak konserlerimizi anons edelim. Mesela evet. 18 Mayıs'ta İstanbul'a geliyoruz. Bu güzel Bodrum'u bırakıp daha güzel bir yere geliyoruz diyelim. Üzülmesin İstanbullular. Nerede? Dolmabahçe Küçük Çiftlik Park'tayız. Fatih Erkoç, Konturbas'ta Volkan Hürsever, Ferit Otman. Bizim klasik triyomuzun üstüne evet. Fatih bir repertuarımız var güzel. Mainstream böyle çok güzel Amerikan caz standartlarını söylediğimiz bir program var. Ondan zaten sonra dolduracaklar orayı biliyorum yani. Ama şu üzüyor beni. İstanbul dışından birçok insan bizi çok seviyor. Onlar oralara gitmemizi de istiyorlar. Gidiyoruz Fatih. Arada yani gidiyoruz İzmir tabii yapıyoruz, ama Ankara bekliyoruz İstanbul'a bir konserlik gelin. Ne olacak tabii canım? Ondan atlayın sonra 3'ünde 3 Haziran'da AKM'deyiz. Taksim'e yeni yapılan Taksim Meydanı harika bir konser salonunda. Orada gene Fatih'le birlikteyiz. Evet. Önümüzdeki ondan sonraki konserde 13 Haziran'da Maslak'taki Unique Hall Ayazağa'da. Çünkü geçen sene de vermiştik orada. Aynen, çok keyifliydi. Çok, çok bayağı güzel. Da tabii bunların ne özelliği var biliyor musun Fatih? O konser grand piyano geldi mi? Piyano evet. Simsiyah sahnede denizaltı gibi. Ona basınca sound her şeyi toparlıyor. Konturbası da içine alıyor. Davulunu da içine alıyor. Çok doğru. Yani çok bu doğru. Piyano çok önemli benim ben için. Ben geçen gün gene bu programda söyledim diye hatırlıyorum. Benim evimdeki işte senin gibi Yamaha'nın C3'ü var. Bence en alt model olmalı konserlerde çalınacak. Ama bir de düşün daha büyük modeli ve o piyanoların tuşlarına bastığınızda hakikaten titreyen onu söyledim yani. Ses. Öyle bir rezonans hissediyorsunuz ruh ki geliyor sana. Evet. Ve beni diyor ki piyano hadi daha da çal, daha da çal diyor. Yani çok, o hakikaten yani akustik piyano böyle bir de güzel olduğu zaman gerçekten çok muhteşem oluyor. Bekliyoruz tüm konserlerimize. Evet. Gerçekten çok keyif aldığımız, insanların da sizin de çok eğleneceğiniz konserler olacaktır. Bunun sözünü veriyoruz yani. Bak Hüseyin bir şey diyor sevgili arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın diyor. Ben demiyorum Hüseyin diyor yani. Sizi çok seviyoruz. Bir tane daha şarkımız var. Yine benim sözü müziği bana ait olan bir şarkı. Onunla bitireceğiz. Kerem veda edelim arkadaşlarıma. Söyleyecek bir şeyim varsa lütfen. Önce sağlık diyorum. Sağlıklı olduğumuz zaman her şeyin üstesinden geliriz. Benim bu seneki hayat felsefem 2022'deki bu. Sağlığımız iyi olsun. Her şeyi o karşılayacak. Aynen öyle. Bir de 2016'da bir rahatsızlık atlattım. Onu da hepiniz biliyorsunuz. O tarihten sonra ben de eşimle en önemli şeyin sağlık olduğunu, hiçbir şeye üzülmemek gerektiğini biz birbirimize anladık ve karar verdik. Ağlayacağım ben Fatih şimdi. Tekne yok bende. Ne yapacağım? Gel, benim teknem senin teknen. Ne olacak? Bir çok geliyorum sana bu sene. Estağfurullah. Eşini de al gel. Çok teşekkür ediyoruz. Kerem gene
ağırladığın için bizi bu güzel yerde. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, sevgili arkadaşlar, hoşça kalın. Sağlıkla kalın. I don't need no sun above me. I don't need no summer's day. I don't need anything like a rainbow, no, as long as you are here with me. I don't care if the world stops turning. I don't care if the sea runs dry. I don't care if I'm rich or poor, dear, as long as you are here with me. I know you'll always love me, and I know you'll always care about me, baby. I know you'll always be smiling when I say I love you, baby. I don't need no sun above me, and I don't need no summer's day. I don't need anything like a rainbow, no, as long as you are here with me. Care about me, won't you, honey? I know you'll always be smiling when I say I love you, babe. I don't need no sun above me. I don't need no summer's day. I don't need anything like a rainbow, no, as long as you are. As long as you are, as long as you are here with me.